Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emir Dalaikası 1'den bir mektup. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Onun için dünyevi merak-aver meselelere bakıp vazife-i bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin 4. meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Risale-i Nur ve şakirtlerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, baki hayata perde olan ölümü ve hayat-ı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel celladının hayat-ı ebediyeye birer perde ve ehli imanın saadet ebediyelerine birer vesile olduğunu 2x2=4 eder derecesinde kat'i ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikati göstermişiz. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne, bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Evet. Aziz kardeşlerim, siz kat'i biliniz ki Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife ruh-i zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Yani ruh-i zemindeki muazzam diyor, bakın. Ruh-i zemindeki muazzam bütün mesailerden daha büyüktür. Niye? Çünkü en büyük hakikat tek bir Allah'ın varlığını ispat ve izah etmektir. Ya, bak. Vacib-i vücut olan Allah'ı tanıtmak, bildirmek, bilmek ve bildirmek kainatta en yüksek bir sorumluluk. Ya, en güzel bir ders, en derin bir hakikattir. Onun için zaman zaman ifade ediyoruz. Hayatın ilk dersi, en birinci dersi, en elzem dersi, en kutsi dersi, asla vazgeçilmeyen dersi nedir? İmandır. İman hakikatlarıdır. Tek bir Allah'ın varlığını tasdik, izan ve kabuldür. Şimdi bu cihette hakikaten Cenab-ı Hakk'a çok şükretmek lazım, bak ya. Minel ezel ilel ebed, bakın. Şu ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde bakın insanlar nelerle meşgul oluyor ya. Valla yani boş, lüzumsuz, değil mi? Maddi, süfli, rezil, çirkin, çirkef. Ya. Ruhlarını kirletmiş, aklını parçalamış, dilini geveze yapmış. Hak'tan, hakikattan uzaklaşmış insanlar. Ya bak, Allah'a hamd etmek lazım yani. Yani Cenab-ı Hak bizi neyle meşgul ettiriyor yani? Bu çok önemli yani. Ya. Peygamberimiz görüyor, değil mi? Bak, mahşerde sorulacak. Ya. Ömrünü neyle zayi ettin? Neyle uğraştın? Ya. Ömür dakikalarını nasıl zayi ettin? Nasıl değerlendirdin? Bak. Ya bak, Allah bize böyle bir marifet ve hakikat hazinesini vermiş. Bir kişinin imanını kurtarmak, değil mi? Bir insanı öldürmek, ayette var ya, bir insanı öldürmek bütün beşeri öldürmek gibidir.
bir kişinin imanını kurtarmak, ya bak ya, kainatta ne kadar kıymetli ya. Yâri diyor Peygamberimiz, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Sahralar doğrusu kırmızı koyun verseniz, yine bir kişinin imanını kurtarmak gibi bir ecir ve mükafata ulaşamazsınız yani. Bak, farz ibadet, bak, farz ibadet, tebliğ. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye buyurdu, ya Ali, avam-ı nas, nafilelerle Allah'a yaklaşırken, ya Ali sen farzlarla Allah'a yaklaş. Tebliğ farz. Farz ibadet. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Cahil'i gördüğü noktada tebliğ etmiş. Buyuruyor, her ümmetin bir firavunu vardır. Benim ümmetimin de firavunu Ebu Cehil'dir. Peygamberimiz risalet gözüyle Ebu Cehil'in kıyamete kadar ümmetin firavunu olduğunu ona ferasetiyle bilmiş veya Cenab-ı Hak kalbine ilham etmiş, ihsan etmiş. Böyle olduğu halde Peygamberimiz bak, Ebu Cehil'i gördüğü noktada tebliğ etmiş. Niye? Çünkü tebliğ farzdır. Şimdi İslam fıkhına göre tebliğ ümmete farz-ı kifayedir. Alimlere, ulemalara farz-ı aynıdır. Üstad nedir bu asırda? Muzaaf kat kat farz. Bak böyle farz bir ibadeti Cenab-ı Hak ne diyor Üstad? Omuzumuza Cenab-ı Hak İhsan-ı İlahi tarafından koymuş. Hamdenillah. Bak neyle meşhur oluyoruz ya elhamdülillah. Hatamız var, eksiğimiz var, kusurumuz var. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ama bak dava büyük. Aşk büyük. Tebliğ büyük. Temsil büyük. Bu manaya masadak olmak. Ya Allah'ın bize neydir? İkramıdır, ihsanıdır, lütfudur. Onun için Nur Tabi'leri mürit değildir, murattır murat. Murat. Ya. Allah ezelden seçmiş. Şu hizmet omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından kurulmuş. Son nefese kadar inşallah götüreceğiz. İstikametle götüreceğiz. Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın inşallah. Evet. Şener abi, Üstad hani iki elimiz var diyor, yüz elimiz de olsa diyor, bu yola diyor diye sarf etmek lazım. Bu dünyevi merakaber şeylerden ziyade, yani nasıl ayarlayacağız onu şimdi? Dünya yönü var, iş güç var, o var, bu var. Şimdi İslamiyet'te, İslam fıkhında malayani diye bir tabir var, malayani işler. Nedir malaniyat? Bir şey, meşhur olduğun bir şey ne dünyaya fayda getirir ne ahirete. İşte onun adı nedir? Malayanidir. Boş. Bak. Bak. Şimdi bakıyorsun adam konuşuyor. Profesyonel ne gibi? Siyasetçi gibi. Sen milletvekili misin? Hayır. Filan partinin mensubu musun? Hayır. Evet. Filan partide bir yerin var mı? Bir görevin var mı? Meclise girdin mi? Ha. Bu işten bir maaş alıyor musun? Yok. Bak. Bir tabir var derler ki zenginin parası züğürtün ne yapar? Ya. Ağzını yorar. Afaki, boş, lüzumsuz şeylerle ömür bitiyor, nefes tükeniyor ya. Ya. Ne dünyaya yarıyor ne ahirete. Yani onun için Müslüman bak zamanın değerini çok iyi bilecek. Yani en büyük servet, en büyük devlet zaman, ömür. Yani bunu nereye kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Bunu en verimli hale getirmenin yolu ne? Yani Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sormuşlar ki zamanı nasıl değerlendirmek lazım, ne yapmak lazım? O zat buyurmuş ki sekeratta insana en çok ne lazımsa o hakkıyla değerlendirmek lazım. Bak, şimdi sekerata girdin, nefes gidiyor, ömür tükeniyor değil mi? Kelime-i şahidi getiren bir mümin, bak, ne demek?
son kelime-i şahide getirdi. İnşallah imanla ne yaptı? Kabre girdi. Kabre girdi elhamdülillah. Bundan büyük devlet olur mu? Bundan büyük nimet olur mu? Bak, la ilahe illallah hakikat. İşte üstad la ilahe illallah hakikatının muhtelif cihet ve cephelerini hem fikirle hem ilimle hem zikirle hem hakikatte hem hikmette hakimane beyan etmiş. Bak, tevhidin mütenevi tabakalarına medar sır ve hakikatları önümüze açmış. Ahir zamanın dehşeti içerisinde Risale-i Nur gibi bir nasıl bir tefsir. Cenab-ı Hak bunu okumayı, okuduğunu anlamayı, anladığını yaşamayı, yaşadığını da son nefese kadar yaşatmayı Cenab-ı Hak hepimize ikram ve ihsan eylesin inşallah. Evet. Elhasıl ehli dalalet muvakkat hayata karşı mücadele ediyorlar. Bizler ölüme karşı nuru Kur'an ile cidaldeyiz. Onların en büyük meselesi muvakkat olduğu için bizim meselemizin en küçüğüne, bekaya baktığı için mukabil gelmiyor. Ya işte adam didiniyor, çalışıyor, dünya paradır, varlıktır, devlettir, servettir. Sonra ansızın bir anda ölüm geldi. Nefes kesildi, hadi. Hadi. Geriye dönemiyoruz. Ya. Dünya içindeki her şeyine zahid oluyor. Ya. Bir şey elden çıkıyor ise, uçup ve gidiyorsa, o asla istikbal olamaz. Demek istikbal nedir? İstikbal elden çıkmayandır. Yani bekadır, ebediyettir. Hayatı bakiye hazırlanmaktır. İşte Risale-i Nur ne yapıyor? Bizi hayatı bakiye hazırlıyor. Rabbini bileceksin. Ya. İbadetini yapacaksın. Ahlakını tezir edeceksin. Hizmet noktasından da muhtaçların ya koşacaksın. Onları Allah'a, Kur'an'a, İslam'a davet edeceksin. İstikametle dinin ilası ve ifkası için çalışacaksın. Tebliğ görevini ve temsil şuurunu ifa etmeye azami gayret göstereceksin. Bakın. Böyle bir hizmet manası nere? Dünyanın kırlı kışı, patırtı ve gürültüsü, toz ve dumanı içerisinde nefesini kesip ve ahirete mahcup, perişan, müflis olarak gitmek nere? Elhamdülillah. Bu devlet, bu nimet, büyük bir nimettir Cenab-ı Hak. Bu nimetin kadr ve kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Evet. Madem onlar divanelikleriyle bizim muazzam meselelerimize tenezzül edip karışmıyorlar, biz neden kutsi vazifemizin zararına onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz? Yani bir hadis-i şerif var ya, bir Müslümanın kemalatının ölçüsü nedir? Malayani ve boş şeyleri terk etmiş. Malayani, lüzumsuz boş şeylerden bırak kalmış. Bu mana çok önemli. Gündemin birinci maddesi diye hep siz söylüyorsunuz ya abi. Gündeminin birinci maddesi yapmak. Evet. Bugün bir sohbetimiz vardı öğretmenlerle. Orada bir cümle söyledim. Esas olanı unutmamaktır. Esas olanı katiyen unutmamaktır. Allah'ı unutmayan bir gönül seması. Cenab-ı Hak bizi o semaya yükseltsin. Amin. Zikrin sadece suretine değil de hakikatine yetişen hakiki ve hakikattar, muhakkik ve mudakkik talebelerden eylesin hepimizi inşallah. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Allah razı olsun abi. Merhaba. Abi önümüz Ramazan. Manzarada biraz gene pandeminin gölgesinde geçeceğe benziyor. Ne dersiniz, ne tavsiye edersiniz abi? Birkaç kelam. Yani kaderin şeyi nedir? Nereye sevk ediyor bizi? Bir araya gelmeler, iftarlar, teravihler biraz olmayacak gibi. Yani peygamberimizin bu konuda kesin emri var. Veba olan yere, bulaşık olan yere girmeyin diyor ya. Orayı terk et. Oradan, oradan başka yere gitme, oraya da girme. Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sordu bir sahabe. Nasıl cevap verdi? Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum. Sünnetullah kanunu. Yani şimdi tabii her hastalığın, her musibetin arkasında hayra medar güzellikler vardır. Ayet-i kerime var ya, sizin kabih ve çirkin gördüğünüz şeylerin arkasında rahmet ve inayetin çok güzel güzellikleri var. Yani. Şimdi bu pandemi dönemi enfüsü manada nefisleri murakabe ve muhasebe etme dönemidir. Her Müslümanın acaba bu musibete biz hangi efalimizle fetva veririz diye kendi iç alemini muhasebe etmesi lazım. Yani. Ha, bu muhasebe yanında musibetlerin güzel tarafları var mı? Var. El cezai min cinsil amel. Biz ebeveyn olarak, anne baba olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı ihmal ettik. İhmal ettik. Şimdi onun faturasını, el cezai min cinsil amel. Onun faturasını ne yapacağız? Ödüyoruz. Telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. Ev, yer, çoluk çocuğuna sahip çık, evini mescide çevir, medreseye çevir, dergaha ve zaviyeye çevir. Şimdi dikkat edin, ev bu üç manaya mâkes ve aynı olabilir mi? Olur. Beraber teravih namazını kıldığın zaman ev oldu ne? Mescid. Aldın iman hakkattan okumaya başladın, ev oldu ne? Medrese. Tesbih aldın, فَلَمَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ dedin, zikir çektin, oldu ne? Dergah. Demek evimizi hem medrese, hem mescit, hem de ne yapacağız inşallah? Dergaha çevireceğiz. Musibet zamanları aynı zamanda istiğfar zamanlarıdır, iltica zamanlarıdır. Bu şimdiye kadar zayi ettiğimiz zamanlar, bak Allah önümüzü kesti mi? Adamın yatı var, katı var, arabası var, köşkü var, sarayı var, gidemiyor, dışarı çıkamıyor. Tabii şu nokta insanın hayatında çok önemli. Yani eğer bir şey, başa gelen bir musibet bizi Allah'a yaklaştırıyorsa, yani istiğfarımızı, ilticamızı, ibadetimizi, himmet ve hamiyetimizi ayağa kaldırıyor ise, onun mahiyet ve hakikati ne olursa olsun o hakikat noktasında güzeldir, hoştur. İşte bazen de bak varlık içerisinde gaflet var, rahavet var, lakaytlık var. Zamanın kıymetini bilmek, çoluk çocuğuna sahip olmak, vaktini değerlendirmek, ya hakikat ve marifetle daha ziyade meşgul olmak. Boş zamanda ne yapacaksın? Allah'ın zikret, tefekkür et, tevaşa et. Bunlar birbirimize dua edeceğiz. Hizmete kuvvet vereceğiz. Dua ile, istiğfar ve iltica ile rahmet-i ilahiyenin celbine çalışacağız. Biz kendimizi düzeltirsek bu hastalık da kendiliğinden Allah'ın izni çeker gider. Onlar da o mikroplar, o virüsler de nedir? Memur-u ilahidir. Değil mi? Ayet-i kerime var. Allah'ın iradesi olmadan bir yaprak dahi ne yapmıyor? Düşmüyor. Düşmüyor yani, evet. Yani inşallah neticesi hayır olacak, güzel olacak. Yani bunu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Demek ki bir derece lakayt ve lauballi olmamızın da kefaletini ne yapıyoruz? Fiilen çekmiş oluyoruz.
sabır, tevekkül ve teslimiyetle rahmet-i ilahinin kapısını çalıp ibadet, marifet ve hizmet manasında, dua manasında daha ziyade ne yapmamız lazım? Himmet ve hamiyetimizi ateşlendirmemiz lazım ve selam. Evet. Allah razı olsun abi. Allah Ramazan'ımızı bereketlesin.